Başlayalım. Değerli basın mensupları, sözlerime başlarken bugün internet üzerinden elektronik ortamda karnelerini almakta olan öğrencilerimizi kutluyorum. Zor bir yıl oldu. Yılın bir bölümünü arkadaşlarından ayrı olarak geçirdiler. Ama internet üzerinden de olsa öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz üzerlerine düşen her şeyi yaptılar. Ben önümüzdeki dönemde hep beraber bir araya gelecekleri bir öğretim yılı olması dileğiyle öğrencilerimizi bir defa daha kutluyor. Öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, ilk COVID-19 virüsü vakalarının ülkemizde görülmesinin üzerinden 100 gün geçti. 100 günde yaşamını yitiren 4882 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyoruz. Saray Bilim Kurulu'nun öneri ve yönlendirmelerine göre hareket ettiğinde günlük hasta sayıları 700'lere kadar düşmüştü. Ne zaman ki bilim kurulu yerine saray kendi gönül kurulunu dinlemeye başladı, hasta sayıları yeniden hızla arttı. Son bir haftada günlük ortalama hasta sayısı 1430. Oysa normalleşme sürecine beraber başladığımız İtalya, İspanya gibi ülkelerde günlük hasta sayıları 300'lü rakamlara kadar indi. Salgından çıkış ve yeni normale uyum sürecini yönetmenin zor olacağını haftalardır söyledik, söylüyoruz. Hükümeti uyarıyor, yol gösteriyoruz. Her işte olduğu gibi bu sürecin başarısında da güven en büyük sermayedir. Bunun altını hep çiziyoruz. Güven sağlamanın yolu ise bilimsel gerçeklere riayet ve saydamlıktan geçiyor. Bu nedenle bu işin merkezinde sarayın gönül kurulu değil, bilim kurulu olmalıdır. Bilim kurulunun aldığı kararlar kamuoyuyla mutlaka paylaşılmalıdır. Salgınla ilgili veriler de mümkün olan en detaylı şekilde kamuoyuna açıklanmalıdır. Biz haftalardır bu önerilerimizi dile getiriyoruz. Ancak saray hükümeti hem durumun ciddiyetinin farkında değil, hem de yaptıklarının ya da yapmadıklarının millet tarafından denetlenmesi işine gelmiyor. Şimdi yeniden vaka sayıları artmaya başlayınca havuz medyası bilim kurulunu ve vatandaşları suçlamaya başladı. Memnuniyet ve başarılar her zaman olduğu gibi hükümete, şikayet ve başarısızlıklar da bilim kuruluna ve vatandaşa yazılıyor. Süreç böyle yönetilmez. Güven böyle sağlanmaz. Sağlanamıyor da zaten. Hem içeride hem dışarıda hükümetin salgını ele alış biçimine güvensizlik giderek artıyor. Uluslararası saygınlığı olan değerli bilim insanlarımızın kurduğu Bilim Akademisi bu hafta içinde önemli bir uyarıyı kamuoyuyla paylaştı. Bilim insanlarımız saydamlık, bilimsel gerçeklere riayet ve güven hususlarına vurgu yapıyorlar. Detaylı veri ve bilgi paylaşımı sağlansın, salgınla ilgili araştırmanın önündeki engeller kaldırılsın, açık tartışma ortamı yaratılsın diye hükümete çağrıda bulunuyorlar. Bunlar salgınla mücadelede başarıya ulaşmak için gerçekten makul talepler. Değerli basın mensupları, bu hafta sonu 1.670.000 öğrencimiz LGS'ye, gelecek hafta sonu da 2.433.000 öğrencimiz YKS'ye girecek. İki hafta önce bilimin sesi yerine gönlünün sesini dinleyen Erdoğan, anlaşılan ortaya çıkan sonuçtan çok ürktü. Bu defa bilim kurulunun kararına uyduğunu ve sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağına dair kararı açıkladı. Bunu da yaparken yandaş medyada işi abartılı bir şekilde açıkladı. Yapmaya çalıştığı şey şu: algıyı değiştireyim ve bundan önce olanın sorumluluktan kaçayım. Bu karar yeterli değildir. Salgın yayılım hızının arttığı şu günlerde milyonlarca öğrencimiz kapalı alanlarda saatlerce ter dökecek. Haklı olarak pek çok bilim ve tıp insanımız bu konuda kaygılarını, endişelerini dile getiriyor. Öğrenciler ve aileleri de son derece tedirgin. Ama ne öğrencilerimizin, ne ailelerimizin, ne de bilim insanlarımızın sesleri saraya ulaşmıyor. Milyonlarca gencimizin sağlığı
Hangi daha önemli gerekçeyle riske atıldı? Bunu bilmek hepimizin hakkı. Allah korusun, tek bir yavrumuz hastalığa yakalansa bunun hesabını kim verecek? Sağlık Bakanı mı? Milli Eğitim Bakanı mı? Yoksa sarayın gönlüne göre karar veren kibirli adamı mı? Sağlık Bakanı her gün tüm dünyaya örnek olduk diye övünüyor. Ama öyle gözüküyor ki dünyanın bundan pek haberi yok. En son Almanya Türkiye'yi riskli ülkeler listesine aldı. Türkiye'ye gelen Almanlar veya bizim gurbetçilerimiz Almanya'ya yeniden dönerken mutlaka uluslararası sertifikalı laboratuvarlarda test yaptırmak zorundalar. Aksi halde döner dönmez 14 gün karantinaya girecekler. Şimdi şahsım devleti turist gelsin diye Merkel'den, Putin'den himmet bekliyor. Ama kendine sıra gelince hiçbir şey yapmıyor. Turizmin başkenti Antalya kan ağlıyor. Side, Kemer, Tekirova hayalet şehirlere dönmüş durumda. Turizmcilerimiz sezon başlamadan bitti diyorlar. Sadece Antalya'da turizm sektöründen ekmek yiyen 600-700 bin çalışanımız geçtiğimiz Kasım ayından bu yana işsiz. Bu vatandaşlarımız yazın kazanıyor, kışın bu parayla geçiniyordu. Bu insanlar bu yaz bir şey kazanamazsa, değil kışı, bu yazı bile geçiremeyecekler. Turizm sektöründe çalışan yüz binlerce insanımız aç, susuz nasıl yaşayacaklarını düşünüyorlar. En azından bu insanlarımız için kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarında bir rahatlama yaratmak lazım. Devletin şefkatli elini bu yurttaşlarımıza uzatın. Turizmciyi rahatlatmak için konaklama vergisi ve turizm tanıtma fonu kesintilerini tamamen kaldırın. Bu zor gününde bu insanların yanında olun, milletimizin yanında olun. Ama saray ve birlikte çalıştığı liyakatsiz kadrolar milletimize 5 maskeyi bile ücretsiz dağıtacak beceriye sahip değiller. Millet perişan, onlar dönmüş millete avuç açıyor. Utanmadan, sıkılmadan vatandaşlarımıza IBAN numarası gönderiyorlar. Dünyada krizde vatandaşından para isteyen çok az sayıdaki hükümetlerden biri olarak utanç tarihine geçtiler. Şimdi de istihdam kalkanı paketi diyerek başka bir utanca imza atmak üzereler. 18 yıllık iktidarlarında bugüne kadar 20 tane paket açıkladılar. Bunun 15'i istihdam paketi, 5'i ise istikrar ve reform paketi. Sosyete damadın geçen yıl açıkladığı istihdam paketinin sonucu ortada. Damat yerel seçimlerin hemen öncesinde yanına oda başkanlarını da alarak 2,5 milyon kişinin milletin gözünün içine baka baka 2,5 milyon kişiye istihdam sağlama, iş sağlama sözü verdi. Sene sonunda bir de baktık ki bırakın 2,5 milyon kişiye yeni iş sağlamayı, işi olan 658 bin yurttaşımız işinden olmuş. Normal bir demokraside bir kere her şeyden önce damatlar bakan yapılmaz. Ama hadi diyelim oldu. Böyle bir başarısızlıkta o bakan o koltukta bir dakika bile oturamaz. Şimdi kayınpeder ve sosyete damadı beraberce AK Parti iktidarlarının 21. paketini açıklamaya hazırlanıyorlar. Bu paketle işçilerimizin alın teri olan kıdem tazminatını paketlemeye ve gasp etmeye hazırlanıyorlar. İşverenlerle, sendikalarla görüşüyorlar. Ama bir de bakıyorsunuz, Türkiye'deki bazı büyük işçi sendikalarını disk gibi oraya çağırmıyorlar. Şunu açıkça altını çizeyim. Gasp etmek istedikleri kıdem tazminatlarında emekçilerimizin, çocuğunun, torununun hakkı var. Düğün ve kefen parası var. Bu kayınpeder ve damadın işçilerimize atmaya hazırlandığı tek kazık da bu değil. Turpun asıl büyüğü heybede. Erdoğan 25 yaş altındaki gençlerimize ve 50 yaş üzerindeki çalışanlarımıza esnek istihdam getirmekten bahsediyor. Ne demek esnek istihdam? Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi iş hukukunun sağladığı pek çok güvence olmadan ve çalışanlar korunmadan
Onları çalıştırmak demek. Esnek çalışma neoliberalizmin emir ve tavsiyesidir. Erdoğan neoliberalizmin emir ve tavsiyelerini bir de İslam iktisadı paketine sararak milletimize yutturmaya çalışıyor. Neoliberal politikaların emir ve tavsiyeleri ne zamandan beri İslam iktisadı oldu Sayın Erdoğan? Peygamberimiz işçiye hakkını alın teri kurumadan veriniz diye emretmiş. Bunlar ise işçilerimizin alın terini ve tüm kazanımlarını şu salgın döneminde iç etmeye hazırlanıyorlar. Saray hükümetinin işçiye, emekçiye bu düşmanlığı neden? Artık usta olduk diye övündükleri 18 yılın sonunda işçilerimize rahmetli Cem Karaca'nın tamirci çırağı gibi sesleniyorlar. Hatırlayalım o efsane şarkıyı. Ustam seslendi uzaktan, işçisin sen işçi kal, giy dedi tulumları. İşte saray iktidarı şu salgın döneminde işçinin sırtından tulumu çıkarmasına dahi izin vermedi. Emekçileri canı ile cüzdanı arasına sıkıştırdı. Oysa dünyanın pek çok ülkesinde hükümetler çok zorunlu işler hariç işçilerini evlerinden çıkarmadı. Onlara dediler ki sen evinde otur. Sağlığını koru, biz sana bakarız. İşçileriyle beraber ülkelerinin tüm üretim kapasitesini, yeteneklerini korumak için bütün imkanlarını ortaya döktüler. İngiltere işçilerin maaşının belirli bir kısmını çalışmayan işçilerin maaşının bir kısmını evde oturanların bir kısmını karşıladı. Almanya evde oturan işçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarını kolaylaştırdı. Sosyal destekleri arttırdı. Türkiye'de ise yüzlerce emekçimiz iş başındayken virüse yakalanıp yaşamını yitirdi. Korona işçilerimiz için iş hastalığına dönüştü. Saray hükümeti kısa çalışma ödeneği, zorla ücretsiz izin uygulaması, işsizlik ödeneği kapsamında işçinin, kemekçinin kendi parası olan işsizlik fonundan 5,5 milyon emekçiye salgın döneminde vere vere adam başına ortalama 858 lira para verebildi. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 2020 Küresel Haklar Endeksini yayımladı. Türkiye işçi hakları açısından dünyada en son sırada yer alan 10 ülke arasında. Bizimle beraber bu ligde kimler var? Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Honduras, Hindistan, Kazakistan, Filipinler ve Zimbabwe. Türkiye'yi 10 büyük ekonomiden biri yapacağız diye yola çıktılar. 18 yılın sonunda işçi hakları açısından en kötü 10 ülke ligine düşürdüler. Bundan utanırlar mı? Hazreti Ömer ne demiş? Utancı giden kimsenin kalbi olur. Bunların kalbi işçilerimiz için maalesef atmaz olmuş. Saray hükümetinin kalbinin olduğu, kulağının sağır olduğu bir başka kesim bu ülkenin geleceği umudu olan gençlerimiz. Bu hükümet Mart 2020 dönemi itibariyle 15-24 yaş arasındaki her 100 gençten ancak 27 kişisine iş bulabildi. Gençler arasında bu kadar düşük istihdam oranıyla biz bugüne kadar hiç karşılaşmamıştık. Yine son bir yılda 603 bin gencimiz işini kaybetti. Bu salgın döneminde 842 bin gencimiz ise iş aramaktan vazgeçti, iş gücünün dışına çıktı, evde oturmaya başladı. Daha da acısı 20-29 yaş arasındaki her 100 gencimizden 38'i ne bir işte çalışıyor ne de bir eğitim alıyor. Hala annesinin babasının eline bakıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı içinde ne eğitimde ne de istihdamda olan gençler bakımından en kötü durumdaki ülke Türkiye. Bu hükümet ülkemizin en büyük serveti olan gençlerimize ne iş ne de eğitim verebiliyor. Ama saray sosyetesine, sarayın yanaşmalarına, beslemelerine iş de çok, maaş da çok. Geçtiğimiz hafta kamu bankalarının ve kuruluşlarının nasıl sarayın arpalığına dönüştüğünü milletimiz gözleriyle gördü. Hafta başında bunlar yaptıkları rezillikleri milli sporcumuz Hamza Yerlikaya'nın arkasına saklamaya çalışıyorlar demiştim. Nitekim mecliste
Bir AK Parti milletvekili kürsüye çıktı. Hamza'dan rahatsız oluyorsanız vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım dedi. Atalarımızın dediği gibi akıl olmayınca ne yapsın sakal. Beyefendi biz Hamza'dan rahatsız olmuyoruz. Hamza'yı devletin bankasının yönetimine atayıp milletin diline pelesenk edenlerden rahatsızız. Asıl bunların vatan sevgisinden şüphe ediyoruz. Tekrar söylüyorum Hamza kardeşim sen dünya şampiyonusun. Sarayın senin altın adını bakıra çıkartmasına izin verme. O bankanın yönetiminden derhal istifa et. Değerli basın mensupları, yağmalanan sadece kamu bankaları değil, Türkiye Varlık Fonu'na devredilen atadan dededen kalan son gümüşler de saray sosyetesi tarafından yağmalanıp arpalığa çevriliyor. Saray için memleket adeta Yağma Hasan'ın böreği. Bu ülkenin milli havayolu şirketi Türk Hava Yolları'nın yönetim kuruluna bir bakın. Sarayın şöhretler karması. Erdoğan'ın belediyeden eski danışmanı yönetim kurulu başkanı. Sarayın propaganda memurunun eşi yönetim kurulu üyesi. AK Parti gençlik kollarından yetişmiş 32 yaşındaki Cevval Genç burada. AK Parti İstanbul İl Başkanı'nın oğlu Türk Hava Yolları Özel Kalem Operasyon Müdürü olarak burada. Para yok diye 25 uçağını ve çok sayıda uçak motorunu satmaya hazırlanan Türk Hava Yolları yandaşların arpalığına dönmüş. Milyonlarca genç işsizmiş, iş bekliyormuş, umurlarında değil. Diğer ülkelerin varlık yönetim fonları, o ülkelerin varlıklarını nemalandırıp, atadan dededen kalan gümüşlerin üzerine altın koyarlar. Dünyanın en itibarlı, en güvenilir şirketlerinin hisselerini satın alırlar. Kendilerinden sonra gelecek nesillerin yararlanacağı kaynakları garanti altına alırlar. Bunların kurduğu varlık fonu ise milletin atasından dedesinden kalan gümüşlerin ayarıyla oynar. Dışarıdan aldığı borçla içeride yandaş ve şirket kurtarır. Varlık fonuna devredildikten sonra iflah olan tek bir şirket olmaz mı ya? Maalesef iflah olan tek bir şirket yok. Niye? Çünkü eş, dost, akraba, sen, ben, bizim olan buralara doluşmuş. O da yetmiyor. Yabancıların bir an önce satıp ülkeden kaçmak istediği şirketleri de yarı fiyatına varlık fonuna alıyorlar. Şirketi zaten TMSF'deyken arpalık etmişler. Şimdi de fonu alıp yabancıların parasını verip üstüne çöküyorlar. Devlet bütçesini bitirdiler. Bütçenin gelirleri ancak maaş, ücret ve faize yetiyor. Şimdi de paralel bütçe olan varlık fonu üstünden eski düzeni nasıl sürdürürüz buna bakıyorlar. Şu salgın döneminde bir saray sosyetesinin bir de saray beslemelerinin keyfi hiç bozulmuyor. Değerli basın mensupları. Arpalık, akraba ve adam kayırmacılığı deyince dün yaşanan ve Cumhuriyet tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bir olaya da değinmeden geçmek olmuyor. Dün Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan kişi bu ülkede 40 yıldır gazetecilik yapmış saygın bir isme sosyal medya üzerinden alenen hakaret etti. Bağımsız basın mensuplarına karşı iktidarın uyguladığı baskı tahammül edilemez seviyelere ulaşıyor. Bağımsız basına bu tahammülsüzlük aslında iktidarın koltuğu bırakma noktasına geldiklerini kendilerinin de gördüğünün bir göstergesi. Saygı Öztürk köşe yazısında Trabzon'da dönen yandaş kayırmacılığını, kamuda hızlı yükselmeleri, ikbal yollarının birileri için hızla açılmasını yazmış. Bu iddialar yanlış mı soruyorum. Diğer taraftan aynı yazıda Trabzon'da yapılan kamulaştırmalarda bilirkişiler üzerinden devletin zararı sokulduğuna dair hususlar da var. Ama İçişleri Bakanı bu iddialara hiçbir tepki göstermiyor. O zaman yani bu iddialar doğru mu? Milletin üniversiteyi bitirmiş çocukları işsiz gezerken, milyonlarca gencimiz anasının babasının eline bakarken, bu memlekette saraya yakın olanlar liyakate bakılmadan sadece sadakate bakılarak yükseliyorsa bu haber olmaz mı? Burada İçişleri Bakanı'na düşen görev nedir? Tüyü bitmedik yetimin hakkı yeniyorsa onun peşine düşmektir. Bu iddiaların doğruluğunu araştırmaktır. İddiayı gündeme getirenlere hakaret etmek değil. Canımızı, malımızı emanet ettiğimiz makam,
eşkıya ağzıyla konuşuyor, kabadayılığa soyunuyor. İçişleri Bakanlığı koltuğu kabadayılık yapılacak yer midir? Öyle kamunun gücüne yaslanıp sağa sola racon kesmek, hakaretler etmek hangi şeyde var, kitapta var? Gazetecinin üslubunu, haberini, sorununu buluyorsanız açarsınız telefonu, meramınızı anlatırsınız. Küfretmek, hakaret etmek nereden çıktı? Üzülerek söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde devlet kurumları hiç bu kadar çürümemiş, hiç bu kadar süflileşmemişti. Bu ucube rejimin elinde ne devlet ciddiyeti kaldı, ne de devlet adamlığı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün yarın bir kitap yayınlanacak. Bazı bölümleri şimdiden basına yansıdı. Trump yönetiminin eski ulusal güvenlik danışmanının yazdığı kitapta ABD Başkanı'nın Erdoğan'ın talebi üzerine Halkbank davasına müdahale ederek savcıları değiştirme sözü verdiğini söylüyor. Aslında savcıları daha önceden değiştirmişmiş. Dolayısıyla değişe neden olmamış. Trump da burada Erdoğan'ı aldatmış. Ama Bolton bu hikayeyi neden anlatıyor? Trump'ın sevdiği diktatörlere kişisel iyilikler yapmaya istekli olduğunu söylemek için anlatıyor. Tekrar söylüyorum. Sevdiği diktatörlere kişisel iyilikler yapmaya istekli olduğu için buna örnek olarak anlatıyor. Aynı kitapta Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasında bir bağlantı olduğunu belirtiyor. Buna da damat kanalı adını takmış. Bu iddiaların Türkiye'deki muhataplarına soruyorum. Trump'tan Halkbank davasına müdahale olmasını istediniz mi? İstedinizse neden istediniz? Kitapta adı geçen damat kanalı nedir? Bu kanaldan hangi işler gelip geçmektedir? Değerli basın mensupları, ortalık yandaşları için okul çağındaki gençlerin sağlığını tehlikeye atmaktan çekinmeyen, emekçinin alın terine göz diken, akraba ve yandaşlarını ballı görevlere atayan, kabadayılık taslayan, iftira atanlardan geçinmiyor. Ama sarayın bugüne kadar izlediği müflis bezirgen politikasıyla borca batırdığı, korona salgınında da yapayalnız bırakıp perişan ettiği milletimizin sesini duyan, milletimizin derdine derman olmaya çalışan kimse yok. İlk günden beri söylüyoruz. Kendini ve yandaşını düşünmeyi bırak. Milleti içine düştüğü bataktan çekip çıkaracak bir dayanışma programı ve bütçesi yap. Saray ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni bir bütçe getirmek yerine parti grubundan ikrazen özel tertip dips çıkarma yetkisinin arttırılmasını istiyor. Bu ne demek? Siz bana ilave borçlanma izni verin demek. Öyle o büyük büyük laflara gerek yok. Ama bir şey daha söylüyor. Siz bana bu izni verin. Bütçe ben istemiyorum. Getirmeyeceğim. Benim işime karışmayın. Beni rahat bırakın. Bu parayı istediğim gibi harcayayım diyor. Bu yaklaşım sarayın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni nasıl itibarsızlaştırmaya, nasıl devre dışı bırakmaya çalıştığının bir başka göstergesi. Artık laf üretmeyi bırakın. Algı yönetmeye çalışmayın. Milletin boş lafa karnı tok. Millete insanca karnını doyurabileceği, hiç olmazsa 3 öğün simit yiyip bir bardakla çay içebileceği parayı verin. Şimdi ilgili bakan övünüp duruyor. 1.000 lira verdik, 1.000 lira verdik. 1.000 lirayı bir defa için verdiniz. Eğer övünecekseniz millete hiç olmazsa her öğün 4 kişilik bir ailenin her öğün bir bardak çay içip bir simit yiyebileceği parayı verin. Onu da veremiyorsanız bu 1.000 lirayı bir defalık vermeyin de şu pandemi süresince her ay verin. Bu arada Kurban Bayramı'na 2 aydan az kaldı. Her yerde övünüyorsunuz en düşük emekli maaşını 1500 lira yaptık diye. Tamam, o zaman Kurban Bayramı'nda da emeklilerimize vereceğiniz ikramiyeyi 1500 lira yapın, milletimiz bir kurban kessin. Bakın esnaf çiftçi mutfağımızda tencere kaynamıyor diye bağırıyor.
Milletin sesini duyun. Ağustos böceği gibi kendiniz çalıp kendiniz dinlemeyi bırakın. Milletin derdine derman olun. Olamıyorsanız da çekip gidin. Sözlerimi tamamlamadan hafta sonu LGS'ye girecek çocuklarımıza zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Saray iktidarının tüm yanlış kararlarına rağmen gençlerimizin bu sınavdan alınlarının akıyla çıkacağına inanıyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Efendim, bize yönlendirilen sorular var. İlk soru Fox TV tarafından yönlendirildi. Soru şöyle: İktidarın baroların yapısı ve seçim sistemi değiştirme planına karşı barolar yürüyüş başlattı. Hem yapılmak istenen değişiklikler hem de yürüyüş hakkındaki görüşünüz ne? İktidar maalesef meslek kuruluşlarının seçim biçimine, meslek kuruluşlarında yönetimlerin belirlenme biçimine, meslek kuruluşlarının görüşlerini almadan müdahale ediyor. Ve müdahale ederken de tamamen bu kuruluşların içinde kendi yandaşlarını yönetime getirecek, en azından kendi yandaşlarını bu kuruluşlar içinde güçlendirecek bir takım düzenlemeler yapmaya çalışıyor. Bunlar tabii son derece yanlış uygulamalar. Dünyanın neresinde ilgililere sormadan devletler, bu tür hükümetler bu tür bir düzenlemeleri yapmaya kalkarlarsa oradaki sivil toplum kurumları buna tepki gösterirler. Baroların yapmakta oldukları yürüyüş anayasada yer alan itiraz etme, protesto etme hakkının, barışçıl protesto hakkının kullanılmasıdır. Biz buna bu şekilde bakıyoruz. Evet. Efendim, Voice of America tarafından yönlendirilen bir soru var. Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 2016 yılında dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili evet oyu verilmişti. Gelinen noktadaki değişiklik var mı? Görüşünüz nasıl olacak? Bir de devamında Anayasa Mahkemesi'nin Demirtaş ve Eren Erdem ile ilgili verdiği karara nasıl yorumluyorsunuz? Birinci soruya vereceğim cevap şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemde seçilen her milletvekili birkaç dönem üst üste kürsü dokunulmazlığı dışında tüm dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda noter kağıdı imzalamıştı. Buna onay vereceğim. Dolayısıyla bizim burada başka bir adım atmamız mümkün değildi. Ama bugün geldiğimiz noktada dokunulmazlıkların kaldırılması meselesinin iktidar tarafından alabildiğince, saray yönetimi tarafından alabildiğince istismar edildiğini, iyi niyetin suistimal edildiğini çok açık seçik görüyoruz. İkinci olarak söyleyeceğim şey, Anayasa Mahkemesi'nin kararı. İlk bakışta sanki Ankara'da da hakimler varmış dedirtecek bir karar gibi gözüküyor. Ama kararın tamamına dönüp baktığınız zaman aynı itirazın içinde bulunan birçok hususun uluslararası kabul görmüş hukuk normlarına uygun olmasına rağmen dikkate alınmadığı ortaya çıkıyor. Hep söylüyoruz. Türkiye'de eğer işimiz olsun istiyorsak, aşımız olsun istiyorsak, cebimiz boşalmasın istiyorsak, hukuk devleti olması lazım. Hukuk olması lazım. Hukukun olmadığı, hukuk devletinin olmadığı, yargıçların idarenin vesayetini altına girdiği, kuvvetler ayrılığının hiçe sayıldığı ülkelerin vatandaşlarına refahı, zenginliği veremediğini, onların elinden refah ve zenginliği aldığını açık seçik görüyoruz. Neden? Çünkü
O ülkelerde kimse yatırım yapmak istemiyor. Neden? Çünkü yarın öbür gün başıma bir şey gelirse ben hakkımı mahkemelerde aradığım zaman mahkemeler benden yana değil, devletten yana, yönetenlerden yana karar verecektir diye düşünüyor. Yine tüketici de aynı şekilde bu ülkede eğer hukuk yoksa benim yarın öbür gün ne olacağım belli değildir diyor. Onun için benim param cebimde dursun harcamayayım diyor. Ekonomi de o nedenle duruyor. Dolayısıyla hukuksuzluğun, hukuk devletinden uzaklaşmanın sadece özgürlüklerimize değil, aynı zamanda cebimize, mutfağımızdaki tencereye çok büyük zararı var. Teşekkür ediyorum. Var mı? Var efendim. Halk TV tarafından yönlendirilen sorular oldu. İlk soru şöyle. Uluslararası politikada sıcaklığını koruyan bir Libya konusu var. Hakan Fidan, Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu'nun da içerisinde bulunduğu bir heyet ile şu anda bir görüşmeler yapıldı. Çatışmalı bölgeye Türkiye'nin kapsamlı bir heyetle ziyarette bulunmasını siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi tabii çeşitli ülkeler Libya'da çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Kapsamlı bir heyetle oraya gitmesine bir şey dememekle birlikte şu anda Libya'da Hazine ve Maliye Bakanı'nın da gitmesi, Libya'ya Hazine ve Maliye Bakanı'nın gitmesinin nedenini çok fazla anlayabilmiş vaziyette değilim. Çünkü orada sonuç itibariyle bir iç savaş sürüyor. Daha henüz savaşın yaralarının sarılmasının düşünüldüğü noktaya gelinmiş vaziyette değil. O nedenle Libya'ya böyle bir heyetin gönderilmesini yadırgamamakla birlikte bazı bakanların neden oraya gittiğini anlamakta güçlük çekiyorum. Evet, bir soru daha. Efendim, bir diğer soruda yine Halk TV tarafından iletilen şöyle. Meclis başkanlığı seçimlerinin olabileceği konuşuluyor. AKP grubunun bugün ya da yarın adayını açıklaması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun bu konuda bir hazırlığı var mıdır? Her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi grubu da bir aday gösterecektir. Bu konuyu meclis grubumuz açıklayacaktır. Ben de teşekkür ediyorum.